Merhaba değerli izleyenler, Editörün Gözünden programına hoş geldiniz. Bugün Saadet Partisi'ni konuşacağız. Saadet Partisi neler yapıyor, Türkiye'deki, dünyadaki ve Kayseri'deki gelişmeleri nasıl takip ediyor? Bunlara karşı söylemleri neler? Bunları ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Tabii ki Kayseri'nin e, gururu isimlerden birisiyle konuşacağız. Saadet Partisi, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığına, Getirilen Sayın Mahmut Arkan'la birlikteyiz. Sayın Arkan'la birlikte Saadet Partisi'nin olaylara ve gelişmelere bakışlarını konuşacağız. Sayın Başkan hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. İl Başkanlığı'nın sonrasında önemli görevlere getirildiniz. Bu ikinci göreviniz. Daha önce de yine Yerel yeni... Yönetimleri Teşkilat Başkanlığı. Teşkil şu an teşkilat Teşkilat başkanı. Özür olsun, kafa karıştı biraz. Evet, teşkilat başkanı oldunuz. Hayırlı olsun diyerek başlayalım. Hangi sorumluluk alanlarınız var? Evet, ben teşekkür ediyorum öncelikle. Teşkilat başkanı olarak Türkiye'deki 81 il, 973 ilçenin il başkanlıkları, ilçe başkanlıkları, il ve ilçe yönetim kurulu üyelikleriyle alakalı birim başkanlığı bakmak üzere yeni bir görev aldık. İnşallah bu görevi layıkıyla yapabiliriz. Daha tabii, genişledi değil mi göreviniz? Önce tabii, yerel, yönetimler yerel yönetimlerden. Yerel teşkilat yönetimlerden. Baş, teşkilat başkanı bütün partilerde. En geniş kapsamlı evet. birimdir. Genelde kolay kolay da hiç kimse o görev almak istemez. Zor bir evet. bölümdür. Ama Saadet Partisi 51 yıllık geleneğe mensup bir teşkilat olduğu için sağ olsun teşkilat kurma noktasında Türkiye'deki en rahat partilerden bir tanesiyiz. 81 ilin 81'inde de olan birkaç partiden biriyiz. 973 ilin çok büyük bir kısmına teşkilatlanması tamamlamış olan birkaç partiden biriyiz. Bunlara yakalı hem zor bu zorluğun karşısında da o 51 yıllık geleneği vermiş olduğu bir artıyla bu emaneti taşımaya gayret gösteriyoruz. İnşallah layıkıyla yapanlardan oluruz diye ümit ediyorum. Ankara'ya gidip mi geliyorsunuz? Zor olmuyor mu başkanım? Evet. İşiniz ee... burada, eviniz burada benim bildiğim <laughs> kadarıyla. Ee, tabii görev verilince e, bizim teşkilatlardaki yine e, teşkilat terbiyelerinin birinin gereği görev istenmez hiçbir zaman. Yani. Görev de verilince yok denmez. E, Sayın Genel Başkanımız e, bir yıl öncesinde bizi mahalli idarelerine sorumlu genel başkanımız olarak görevlendirmişti. E, bir ay öncesi kadar e, zaman zarfında da teşkilattan sorumlu genel başkanımız olarak e, bu emaneti bizlere verdi. Zor bir süreç ama e, biz siyaseti Saadet Partililer siyasete bakış açısı e, insanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir e, hadis şerifinden e, hareketle baktığımız için bu zorluğun karşısındaki kolaylıkları düşünerek e, gayret gösteriyoruz. Biraz Kayseri'de, biraz Ankara'da, biraz e, Türkiye'nin farklı illerinde e, bu emaneti götürmeye gayret gösteriyoruz. Peki hayırlı olsun tekrardan yeni bir Tabii sıcak bir gelişmeyle devam edelim. Asgari ücret bugün itibariyle belli oldu. Evet. 2021 yılında 2825 TL olarak uygulanacak. Tabii ki Saadet Partisi biraz dikkat çekmek amacıyla 8000 TL teklifinde bulunmuştu. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu? E, tabii ki e, yoksulluk sınırının altında ve beklentilerinde de altında kaldı evet, aslında bütün evet, evet. E, iş e, yani işçi temsilcilerinin beklentileri hep 3000 TL'nin üzerindeydi. Bu beklentilerin altında kaldı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Saadet Partisi iktidarda olsaydı bu rakamlar olur muydu? Evet. E, bizim e, beklentimizin e, tabii ki altında ama tahminimiz tam birebir örtüştüğünü ben ifade Hı. etmek isterim daha önce bu görüşmeler esnasında birçok programlara katıldık, birçok toplantılarda görüşlerimizi aktarma imkanı bulduk. Ee, programcı arkadaşlar işte 3000 lira olacak, 3100 lira olacak şeklinde soru sorarken ben hep şunu söyledim. Mümkün değil. Yani o rakamları görme ihtimali mümkün değil. Benim size tavsiyem işçilerimizi de çalışan kardeşlerimizin de beklentilerini bu oranda yükseltmemeniz daha faydalı olur kanaatimi her zaman belirttim. Bu beklediğimiz bir rakamdı. Tabii 8 bin rakamını genel başkanımız bu yıl için söylemedi. Eğer enflasyon oranında düzenli bir şekilde asgari ücretin artışları verilmiş olsaydı bugün olması gereken rakam 8000 TL olurdu dedi. Yani bu yıl için böyle bir beklenti değildi. Bu yıl için beklenti 3100 ile 3200 arasında e, olursa en azından açlık sınırının üzerinde bir asgari ücret olur e, tavsiyesinde bulunmuştuk. Ama hükümetin e, geçmiş 18 yıldaki icraatlarına baktığımızda bunun olma ihtimalini zaten biz mümkün görmüyor idik. Tabii asgari ücreti değerlendirirken şöyle bir gerçek var. İşverenin cebinden çıkan para, çalışanın cebine giren para arasında ciddi bir makas var. Yani eğer işverenin cebinden çıkan para tam anlamıyla çalışanımızın cebine girmiş olsa... ...bu tip sıkıntılar zaten olmamış olur. Geçim sıkıntıları kısmen azaldığı bir süreçte karşı karşıya kalırız. Ama çok ciddi bir vergi külfetiyle karşı karşıyayız. Ekonomide denge ifadesi çok önemlidir. Asgari ücretteki dengede devlet işveren ve çalışan üçgeninde bir denge kurulması gerekir. Burada e, denge maalesef devlet noktasında aşırı şekilde devletin lehine bir dengesizlik, işverenin ve çalışanın da aleyhine bir denge e, söz konusu. Bu vergilerde en azından bir indirim uygulanabilseydi, işveren cebinde her halükarda 3500-3600 lira para çıkarken çalışanın cebine 2825 lira giriyor. En azından bu vergi noktasına bir güzellik yapılıp çalışanın cebine bir para girmesi daha şeydir. Öğleden önce Sayın Bakan'ı açıklama yaparken dinledim. Enflasyon oranında zam yaptıklarını ifade etti. Çalışanları mağdur etmediklerini ifade etti. Tabii biz samimi olmalarını en içten yüreklilikle bekliyoruz ama... Algı operasyonunda algıyla memleketi yönetme gayretinden de bir önce çıkmaları gerektiği e, kanaatindeyim. Bir yıl önce geçen yıl asgari ücret 2325 lira asgari ücret açıklanırken bir kolu yumurta 14 lirayken bugün bir kolu yumurta 30 liraya gelmiş vaziyette. Evet. Yani %200'den fazla bir kolu yumurtanın artışı var. Aynı şekilde zeytinyağı e, 34 liralardan 64-65 liraya gelmiş vaziyette. Nerede bu %20 enflasyon? Tamamıyla rakamlardan oynayarak bir algı operasyonu yapma gayreti içerisindeler. Üzülüyoruz. Bazı iş ve işçi sendikaları bu görüşmeleri tiyatro olarak nitelendiriyordu. Doğru terim mi bilmiyorum. Biraz önce kendim de ifade ettim zaten beklentileri yükseltip de çalışanlarımızın ümitsizliğe ümidinin kırılmasına vesile olmayın dedim. Neticesi belli olmayan bir görüşme gerçekleşti. Bu rakam. Aylar öncesinde belliydi. Bu görüşmelere başlamadan önce sendikalarla yapılan görüşmeler başlamadan önce de belliydi. Ne hikmetse en alt kademede yer alan kardeşlerimize, çalışanlarımıza mali disiplin son derece uygulanırken en zirvedeki zenginlerimiz için mali disiplinlerine sürekli tabiz verildiği, sürekli uygulamalarda U dönüş yapıldığı bir süreçte karşı karşıyayız. İşte çok yakın bir zamanda vergi barışı getirdik, çok yakın bir zamanda imar barışı getirdik, çok yakın bir zamanda çok çok büyük zengin insanlara karşı vergi aflarını getirdik. Sayıştay raporlarında bugün görüyoruz yapılan ihalelerde ülkedeki büyük zenginlerin lehine ne kadar... Bizim açımızdan hata, onların açısından onlara destek uygulamanın olduğunu gördük. Bunlara üzülüyoruz. Dünyada en büyük 500 şirket arasında bir tane daha şirketimiz yok bizim. Ama dünyada kamudan ihale alan ilk 10 firma içerisinde bizim 5 tane firmamız var. Yani ilk 10 firmanın %50'si Türkiye'den ihale alan firmalar. Keşke bu ihalede yaptığımız bonkörlüğü, onlara karşı cömertliğimizi... Asgari ücretlere karşı da yapabilsek, oradaki kardeşlerimize karşı da yapabilsek ama zihniyet anlamında e, orta kesimi yok etmeye yönelik ekonomik politikalar olduğu için ekonomide iki kesim oluşuyor artık. En alttakiler ve en üsttekiler şeklinde e, bir süreç oluşuyor. İnşallah. Siz iktidarda olsaydınız e, ne kadar zam yapardınız? Ya, bugünkü ücret tam 8 bin dediniz de. Bu gerçekleşme oranı mümkün olur muydu? Bugün bugün geldiğimizde böyle bir rakam ifade edilmez zaten. Dediğim Hı -hı, gibi 18 yıllık aynen. bir periyot esnasında bugün iktidarı alsanız başkanım 18 nasıl olacaktır. bir yol izlersiniz? Bugün biz 96-97 döneminde e, izleyicilerimizden o günleri hatırlayanlar vardır. Yine asgari ücretler görüşmesinin tam arefesinde iktidar olmuş idik. O dönemin işçi sendikalarının temsilcileri bir önceki başbakan e, Mesut Yılmaz Allah rahmet eylesin o rahmetli oldu. %21 e, ee, işçilere zam önerdi. Sendikalar geldi ve dedi ki kesinlikle yüzde yirmiden aşağı olmaz. Biz yüzde yirmi zam mı istiyoruz dediler. O dönemin başbakanı merhum Erbakan hocamız e siz dedi temsil ettiğiniz işçilerin haklarını yeterince savunamıyorsunuz dedi. Tabii işçi sendikaları şok oldular. Ne demek istiyor Erbakan diye bir düşündüler. Devamında Erbakan dedi ki Asgari ücrete %50 zam yapacağız dedi. İkinci altı ayda bir %50 zam daha yapacağız dedi. Toplamda yüzde %110'luk bir asgari ücrete zam yapıldı. Bu zamlar yapıldıktan sonra muhalefeti yer yerinden oynattı tabiri yerindeyse. Erbakan saçmalamaya başladı. Ülkeyi bir bataklığa sürüklüyor. Yıl sonunu getiremeyecek, çok büyük bir bütçe açığı verecek şeklinde. O dönemin yayın organlarını hepimiz hatırlıyoruz. Bangır bangır bağırdılar. Ama yıl sonunda ne oldu? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk ve son kez denk bütçe gerçekleştirildi. Sadece asgari ücretli verilmedi. Bağ kurluların zamları tabir edilirse bağ kurular bankaya maaşlarını almak için bile gitmiyorlardı. O kadar değersiz bir parayla karşı karşıyaydı. Tam yüzde bin zam yaptı. Yani 30 lira bağ kur maaşı alan kişi 300 liraya çıkan bir bağ kur maaşıyla ee, emekli maaşıyla karşı karşıya kaldı. Yetirilmedi, emeklilere verildi, yetirilmedi, ee, memurlara verildi, köylüye verildi, esnafa verildi. Toplumun alt kademesinde ne kadar grup varsa hepsine çok yüksek oranlarda zam verildi. Bunlara rağmen senenin sonunda denk bütçe gerçekleştirildi. Peki nasıl yapıldı? Yani sonuçta evet. Refah Partisi'nin elinde sihirli bir değnek yoktu. Erbakan Hoca'nın elinde cebinden çıkartıp para verecek durumda değildi. Yaptığı tek bir şey yolsuzluğun önüne geçti, israfın önüne geçti, faize aktarılan paranın önüne geçti. Bu üç kalem kapatıldığı takdirde, bu üç kaleme aktarılan para vatandaşa verildiği takdirde tüm Türkiye'de bir bahar havası estirildi. Herkes A'dan Z'ye ekonomik anlamda bir memnuniyet algısı oluşturuldu. Bugün ne olduğuna baktığımızda? Emekli maaşlarına verilen zamlar durumu ortada. Asgari ücrete verilen zam daha bugün gerçekleşti durumu ortada. Peki en zirvede bu arkadaşlar bugünkü iktidar, iktidara geldikten bu tarafa Türkiye'de istikrarlı bir şekilde artan bir tek grup var. O da dolar milyonerlerin sayısı. Evet. Bankadaki mevduatları haberlerde okuyoruz işte. Rekor kırmış Türkiye Cumhuriyeti tarihinde. Dolar milyoneri sayısı o rekor kırmış. Aynı şekilde aşağıda geçinemediği için intihar eden insan sayısı da rekor çıkmış, kırmış. Bir tarafta mutlu bir azınlığı daha da mutlu edebilmeye yönelik politikalar, bir tarafta da aşağıda zar zor geçinen, ay sonunu getirmek için tabiri yerindeyse 40 tane takla atan kardeşlerimizin intihar sayılarında rekorlara ulaştığımız bir süreçle karşı karşıyayız cetvel eğri İsmail Bey. Kantar, bozuk. Ne doğru çizgi çizebiliriz ne de doğru bir tartı yapabiliriz. Peki. E, tabii ki ekonomiden gidiyoruz. Ekonomik gelişmeler nasıl yorumluyorsunuz onu sormak istiyorum. Özellikle dövizdeki o hareketliliği Merkez Bankası'ndaki değişiklik, Berat Albayrak'ın istifası evet. ve sonrasında faizlerin artırılmasıyla birlikte bir ateş söndürülmüş gibi. Geçtiğimiz haftada yine iki baz puan artırıldı faiz. Saadet Partisi'nin temel politikalarından birisi de faizsiz ekonomi. Faizsiz ekonomide bu döviz baskısını nasıl kıracağız? Ben öncelikle e toplumun kanayan bir yarasıyla alakalı soru sorduğunuz için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Ekranlara baktığımızda konuşulması gereken konu ekonomi ama biz neyi konuşuyoruz? İstanbul'da Şepharus terörlerinde Türkçe ezan okunmasını tartışıyoruz. Heh. Türkçe ezan okunması şuraya koyun Merkez Bankası faizlerini faiz oranını %17'yi çıkartmasını şuraya koyun hangisi kef olarak ağır gelir? Tabii ki faiz oranı ağır gelir. Ama biraz önce ifade ettiğim gibi algı operasyonu o kadar güzel oynuyoruz ki gerçek gündemle halkımızın karşı karşıya kalmaması için sürekli suni gündemlerle karşı karşıyayız. İfade ettiğiniz gibi bundan yaklaşık bir, bir buçuk ay kadar önce bir hafta sonu akşam dönemin ekonomi bakanı Berat Bey istifa metnini sosyal medyadan yayınladı. İstifa metninde benim en çok dikkatimi çeken cümle At izi it izine karıştı gibi bir cümle vardı orada. Evet. Yani çok dikkatimi çekti. Yani devletin zirvesinde yer alan, tabir yerindeyse ailenin içerisindeki bir ismin. V.I.P'de e, devletin V.I.P'sinde yer alan bir ismin böyle bir ifade kullanması toplumun ne kadar büyük e, hüküm, e, iktidarın ne kadar büyük bir çıkmazın içerisinde olduğunu, mızıdan çubala sığmaz vaziyete geldiğinin en güzel göstergesi olduğu kanaatindeyim. Yine o istifa metnindeki enteresan ifadelerin bir tanesi de malumunuz 24 saat boyunca ne e, hükümetten ne iktidardan ne de kontrollerindeki medyadan istifa ile alakalı tek bir kelam edilmedi. Ta ki 24 saat sonra e, iletişim Başkanı Fahrettin Altun'un e, Berat Albayrak'ın af talebinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edildiği açıklamasına kadar kimse gıkını çıkartmadı. Bir o, karışıklık mı vardı o yüzden mi acaba? Bilemiyoruz. Yani o gün bugündür Berat Bey yok malumunuz. Nerede olduğu ile alakalı kimsenin bilgisi yok. Ne oldu, ne bitti, ne görüşüldü? Bunlarla alakalı hiçbir bilgi yok. Ama ekonominin... Ne hale geldiğini Berat Bey'in o istifa metnindeki son cümle. Allah sonumuzu hayır eylesin. Yani Türkiye'deki ekonominin ne hale geldiğinin Berat Bey'in o cümlesiyle ortaya çıktığı kanaatindeyim. Malumunuz bir önceki Merkez Bankası Başkanımızın... Berat Bey özellikle faiz artırımını çok istemeyen biriydi sanki. Şimdi iki yıldır aşağı yukarı ekonomistler bas bas bağırıyorlar. Diyorlar ki Merkez Bankası döviz rezervlerini boşa harcıyorsunuz. Bu kadar parayı çarçur ederek faizi bastıramazsınız, dövizi bastıramazsınız. Bu paraları çarçur etmeyin diye tüm ekonomistler koru halinde sesleniyorlar. Hükümet de, Merkez Bankası yetkilileri de bununla alakalı tek bir kelam Berat Bey istifa edene kadar etmediler. Ta ki Berat Albayrak istifa etti. İktidara yakın ekonomist görünümlü insanlar çıktılar ve dediler ki Merkez Bankası'nda para bitmiş. Peki ne olacak? Ama reisin haberi yok bundan. Berat Bey'in uyguladığı politikalardan dolayı bu para bitmiş dediler. Bugün Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı'ndan izinsiz bir bakan istifa bile edemezken 132 milyar dolarlık Merkez Bankası döviz rezervinin bir bakanın inisiyatifiyle eritileceğine, bir bakanın inisiyatifiyle çarçur edileceğine inanmanın ben son derece saflık olduğu kanaatindeyim. Sayın Cumhurbaşkanı o dönem faizleri baskılayarak faizi düşüreceğini düşündü. Baktı olmadı, yanıldık dedi. Ekonomide reform cümlelerini kullandı. Yeni bir Merkez Bankası Başkanı getirdi. O da faizin ucunu açtı. Aldı giriyor bakalım nereye kadar gidecek bilmiyoruz. Bugün döviz düşüyormuş gibi bir görüntü var ama bunlar sanal rüzgarlar. Siz de ifade ettiniz ya ateş söndürülmedi. Ateşin üzerine biraz toprak atıldı. O toprak rüzgar attığında o ateş tekrar alevlenecek zaten. Türkiye'deki ekonomik sorunlara cerrahi müdahale yapılmadığı müddetçe... Biz sizlerle defalarca saatlerce program yapalım değişen hiçbir şey olmayacak. O müdahale şu, nasıl olacak başkanım? Şu an yapılan müdahale pansuman tedavisi. Hı. Yani günlük günü kurtarmaya yönelik bir pansuman tedavisi yapılıyor. Cerrahi müdahalenin şartı bellidir. Faize giden kaynakları kapatılacak. O kaynaklara giden paralar üretime yönlendirilecek. Bugün paradan para kazanan bir ekonomik model benimsedi Türkiye. Siz dövizdeki o ateşi nasıl söndürürsünüz başkanım? biz dövizdeki ateşi ya söndürmenin faiz, yolu yani faiz olmayınca da işte şey yabancı yatırımcı vesaire gelmiyor deniyor. yurt deneyim. dışında yurt dışında İsmail Bey Türklerin 400 milyar dolar parası var. 400 milyar dolar bu para. Türkiye'de güven ortamını oluştururum. Ve o paraların önce Türkiye'ye gelmesini sağlar. Bugün Türkiye'de ekonomik sistemine 400 milyar doların girmesi demek bir anda hiçbir problemin zaten kalmaması demek. O da güvenli bir hukuk sistemiyle olur sanki. Kesinlikle, kesinlikle onu anlatmaya çalışıyorum. Yine geçmişteki refah yolu, merhum Erbakan hocamızdan örnek vereceğim. Hatırlarsınız yine böyle bir kriz dönemiydi. 24 Nisan kararlar almıştı, mark vardı o zaman, fırlamıştı. Ee, çok kötü şeyler yaşanıyordu ekonomik anlamda. Bugünküne benzer şeyler yaşanıyordu. Ve 11 aylık süre içerisinde ortalık güllük gülistanlık oldu. Nasıl yapıldı? Türkiye'deki yatırımları, dışarıdaki paraların buraya gelebilmesi için güvenli bir ortam sağlandı o kişilere. Hatırlarsınız o dönem... Ee, yurt dışında parası olan insanların paralarını devlet bankalarına getirip süreyi hatırlamıyorum belli bir süre yatırıldıkları takdirde gümrük vergisiz araç alabilecekleriyle alakalı bir kampanya başlatıldı. Hmm. Ve milyar milyonlarca mark, dolar para geldi, devletin bankalarına yatırıldı ve insanların o gümrük vergisi olarak Mercedes'ler, BMW'ler, Audi'ler çok ucuz paralarla insanlara temin edildi. Basit bir uygulama, 11 ay içerisinde yapılabilecek bir uygulamaydı ama her şey düzelmişti şeyde. Bugün bu arkadaşların orada oturabilmek için taahhütte bulunduğu makamlar, merciler, kurumlar, güçler, derinler adı neyse oraya vermiş oldukları taahhütler var. Yeri geldiğinde faizi düşürmek için onlara para kazandırıyorlar. Yeri geldiğinde faizi artırmak için onlara para kazandırıyorlar. Ama her halükarda onlar para kazanıyorlar. Bugün yurt dışı yatırımcısı, derinler, güçler adına ne dersek 6 liradan Türkiye'de doları topladılar. Dolar 8 liraya çıktı, bozdurdular. Şimdi de borsaya gittiler. Yani hep kazandılar. Dolar 6 lirayken de kazandılar. Dolar 8 lira oldu yine kazandılar. Bugün dolar işte 7,5'lara kadar, 7,5'ün altına düşmüş vaziyette yine kazanıyorlar. Borsayla kazanmaya başladılar bu sefer. Yani üretime yönelik bir politikanız olmadığı müddetçe, paradan para kazanmaya yönelik bir politikanız olmadığı müddetçe, dediğim gibi saatlerce program yapsak, günlerce bunları konuşsak Peki Erbakan çözüm Hoca'nın sonuçta talebeleri bunlar. İyi yetiştiremedi mi? Niye böyle bir durum ortaya çıkıyor? İyi mi anlatamadınız? <laughs> ee, yani onu artık merhum Erbakan Hoca hayatta olmadığı için bir şey diyemiyorum ama e, hayattayken söylediği şey ben ders anlatırken arka bahçede top oynuyordu bu çocuklar hmm. şeklinde latifeli bir yaklaşımı vardı e, merhum Erbakan hocamızın. Bu arkadaşlarla zaten kırılma anı, e, malumunuz 2001-2002'li yıllar, Fazilet Partisi'nin kapatıldıktan sonraki yıllar. O dönem Erbakan Hocamız'a gelip kullandıkları ifade aynen şu. Ya hocam siz doğruyu Davut gibi her zaman doğruları söylüyorsunuz. Ve bu şekilde her zaman doğruları söyleyerek milli e, nizamı kapattınız, milli selameti kapattınız, refahı kapattınız. Bak şimdi de fazileti kapattınız. Doğruları söyledik bir yere gidemiyoruz. Biz sizin gibi düşünmüyoruz. Derinlerle, dış güçlerle anlaşma yapacağız onlarla anlaşma yapıyormuş gibi gösterip Türkiye'yi iyi noktalara getireceğiz noktasında bir çıkış yaptılar ve Adalet ve Kalkınma Partisi ile Saadet Partisi kuruldu. 18 yıl boyunca da memleketi tek başına idare ediyorlar. Defalarca seçim gerçekleştirildi. Defalarca milletimiz, vatandaşlarımız kredi tanıdılar. Oylarıyla verdikleri kayıtsız şartsız bir destek ortaya koydular ama 18 yıl boyunca baktılar ki geçmişe yönelik şöyle bir baktılar. Ee, biz küçükken anlatılan masallar vardı işte az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik, geçmişe baktık ki bir arpa boyu yol alamamışız. Bugün maalesef o noktadayız biz. 2002 yılındaki asgari ücretin alım gücüyle 2020 yılındaki asgari ücretin alım gücüne baktığımızda kaydeder bir fark göremiyoruz maalesef. 2002 yılındaki e, ahlaki ve manevi anlamdaki tatminle, mutlulukla, huzurla bugünkü noktaya geldiğimizde çok büyük bir uçurumla karşı karşıyayız. Her anlamda işte Avrupa Birliği mi, Amerika mı, Rusya mı, Şangay mı, Çin mi nerede duracağımızı bilemiyoruz. Her anlamda bir e, manevra içerisindeyiz. Öyle bir noktaya geldik ki sayın e, o dönem başbakan da 2017 referandumunda kullandığı ifade neydi? Tek başımıza bize bu yetkiyi verin. Bakın faizle nasıl mücadele veriliyor, bakın dövizle nasıl mücadele veriliyor. Sözüne istinaden vatandaşlarımız gitti %52'lik bir destekle başkanlık sistemine getirdi. 2018'deki seçimlerde yine aynı oy oranına yakın bir oranla Tek başına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi deniliyor ama bugün tek başına bir hükümetin ben memleketimizi yönettiği kanaatinde değilim. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Vatan Partisi ve kısmen de Büyük Birlik Partisi'ne oluşan dört partili bir koalisyon Vatan Partisi memleketi yönetiliyor. Vatan Partisi'nin var mı koalisyonu? Kesinlikle var. Nasıl onu olduğunu ifade edebilirim? İşte çok yakın dün akşamki gelişme Doğu Türkistanlı Türkiye'de yaşayan Vatandaşlarımızın bir kısmı Çin tarafından e, talep ediliyor, iadesi noktasında talep ediliyor ve 2019 yılında Mustafa Şentop'un meclis başkanlığındaki çıkan kararla bunların iadesiyle alakalı bir karar alındı. İnşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o alınan karar bozulur e, ve sığınan kardeşlerimizi Çin'e e, iade etmekle e, karşı karşıya kalmayız. Bu proje kimin projesi? Perinçek'in projesi, Doğu Perinçek'in projesi. Bugün maalesef Çinle olan diyaloğumuzu, Rusya'ya olan diyaloğumuzu elinde karanfillerle Abdullah Öcalan'a gül karanfil hedi, karanfil hediye eden bir isimden biz Medet Bekler hale gelmişiz. Ama yani nasıl bir ile aynı çizgide değil misiniz Başkanım? Hani O 3 cümleden sonra oraya geleyim tamam, HDP'li olan aynı çizgiye geleyim. Nasıl bir iktidar ki? Nasıl bir e, konjektür var ki? Devlet Bahçeli ile Doğu Perinçek aynı masanın etrafında oturabiliyorlar. Yani çok enteresan bir durum. Yani normal şartlarda e, bırakın yan yana gelmeyi e, aynı cümleleri bile kullanmaları mümkün olmayan iki tane siyasi hareket bugün Ak Parti'nin <laughs> şemsiyesi altında bir araya gelmiş vaziyette. Bizimle alakalı da e, sizin de ifade ettiğiniz yıllardır bir HDP ile aynı çizgide sizin söylemi var. Ben üzülüyorum. E, ciddi anlamda bu ifadeyi kullanan insanların Saadet Partisi'nin... Anayasa görüşmelerinde e, ortak bir masaya oturdunuz mu başkanım? Oturmadık. Yafa Genel Başkanımız Hı. çıktı. Böyle bir oturmanın söz konusu olmadığını e, Saadet Partisi'nin, diğer partileri de aynı hani şeyleri söyledi. Yani böyle bir oturmanın e, hiçbir şekilde mümkün olmadığı ifade edildi. Ama e, Çamurat izi kalsın misali böyle bir algı operasyonu e, programın başında da ifade ettiğim gibi her şeyi algıyla götürmek e, zorunlu hisseden hükümet tarafından Böyle bir e, algı operasyonu yapıldı. Bakın HDP ile Saadet Partisi 10 dakika bile toplantı yapmış değil. Ama Böyle aynı süreçte... ittifakta sanki seçime girdiniz değiliz, gizli de olsa. Değiliz. Yani gizlisi açı yok bu işin. En son bu e, Sayın Soylu tarafından dillendirilen bir gerçek. Bir buçuk yıl önce e, yapılan mahalle idareler seçiminde 81 il 973 ilçede aday gösteren tek siyasi parti biziz. Nasıl biz HDP'li ittifak yapabiliriz? HDP'liler gelmiş şuradan demişler ki ben Saadet Partisi'ne oy vereceğim. Verme mi deyim ben? Diyemezsin. Biz bu şekilde e, gerçek anlamda e, rakamlarla ortaya koyarken bize bu iftirayı atan parti ne yaptı? Kırmızı bültenle aranan Abdullah Öcalan'ın kardeşi getirildi, TRT'ye çıkartıldı. TRT'den e, mesajları tüm kamuoyuyla paylaşıldı. Yetinilmedi. İmralı'da yatan terörist başına bir akademisyenimizi gönderdik ve o akademisyenimizden vasıtasıyla Abdullah Öcalan'ın mesajını TRT'nin ekranlarından vatandaşa duyurduk biz. Bunları biz nereye koyacağız? Geçtiğimiz hafta takip etmişsinizdir. Osman Öcalan'a bir gazeteci meslektaşınız ulaştı. Evet. Ve ona şu soruyu sordu. Dedi ki Osman Öcalan siz mahalli idareler seçimlerinde kendi isteğinizle mi devlet televizyonuna çıktınız? Yoksa devlet televizyonuna size bir Davet mi geldi dedi. Net bir şekilde ben kendi talebimle çıkmadım. Devlet televizyonu beni oraya çıkartmak istedi dedi. Peki bugün hükümetle diyalog halinde misiniz sorusuna bakın burası önemli İsmail Bey altını çizerek büyük harflerle izleyicilerimizin de buraya dikkat etmesini istirham ediyorum. Soru şu anda hükümetle görüşme halindeymişsiniz Sor, e, sorusuna Osman Öcalan'ın verdiği cevap evet sürekli Cumhurbaşkanı baştanışmanlarının biriyle görüşme halindeyiz dedi. Bu şekilde net her iki taraf tarafından da teyit edilen bir durum varken hayatın hiçbir kademesinde 10 dakikada olsa bir araya gelip toplantı yapmamış iki partiyi beraber hareket ediyor derken bir tarafta da böyle bir itiraf varken herkesi vicdanda olmaya davet ediyorum. Ee, bu dünyanın ahireti de var. Yani bugün siyasette şurada programda ağzımdan çıkan her cümlenin, her kelimenin bir karşının ben ahirette olduğunu bilincinde hareket ediyorum. İstirhamım Saadet Partisi'nin HDP ile işbirliği içerisinde olduğu cümlesini kullanan insanların da bu dünyada bir ahiret olduğunu, bunun bir e, bu görüşmenin ben olmadığını buradan ifade ediyorum. Bu ifademe rağmen çıkıp da hala e, böyle böyle bir durum var derlerse üzülür. Siyasette konuşma elbette olması lazım ama Saadet Partisi'ne ya da milli görüş geleneğine baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi ile e, zıt kutuplarda olması gerekir diye düşünenlerdenim. Siz Cumhuriyet Halk Partisi ile bir işbirliği yaptınız, seçim işbirliği yaptınız. ittifakta seçime gittiniz. Bu sizi iş evet. hiç rahatsız etmedi mi? Yani elbette... 50, 50 artı birlik bir seçim sistemi var malumunuz. Hı. Şu anda bugün e, Türkiye'deki yani en fazla oy oranına sahip. AK parti, parti, MHP, Büyük Birlik'le Onu aynı çerçevede değil. Onu ifade edeceğim. Bugün Türkiye'nin oy anlamında sayısal anlamdaki en büyük partisi Adalet ve Kalkınma Partisi. En küçük partilerden bir tanesi de Vatan Partisi. Ne Adalet ve Kalkınma Hı -hı. Partisi, ne de Vatan Partisi bu saatten sonra bu seçim sistemiyle tek başına seçimlere girme şansı mümkün değil. Mümkün değil, böyle bir ihtimal yok. İkinci sorunuza geliyorum. Tamam, böyle bir durum var da niye Adalet ve Kalkınma Partisi de değil de Cumhur İttifakı'nda değil de Millet İttifakı'nda evet. yer aldığınız sorusuna e, geliyorum. İktidar, İktidar Partisi ile görüşmeler yapıldı. Ama görüşmelere başlarken tarz şu, sizin hiçbir şekilde bir öneriniz olamaz, fikriniz olamaz. Tamamıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politikalarına teslim olacaksınız. Onun istediklerini yapacaksınız, onun söylemlerini kullanacaksınız. Hı. Ve seçimlerde de Saadet Partisi diye bir parti olmayacak. Birkaç tane arkadaşınız gelecek Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kadrolarında seçime girecek. Hmm. Diğer taraftan e, Millet İttifakının büyük ortağı Cumhuriyet Halk Partisi geldi ve dedi ki arkadaş Adalet, liyakat, şeffaflık, denetlenebilirlik bu dört maddede varsanız gelin bu seçimlere beraber girelim dedi. Maddeleri bir daha tekrar ediyorum Adalet. Bugün Türkiye'de adalet ve güven yüzde yirmilere kadar düşmüş vaziyette. O yüzde yirmilik kesim de adli, adliye binasına hiç işi düşmediği için yüzde evet. yirmilik kesim. Liyakat, bugün liyakat olduğunu iddia edebilir miyiz? Geç gittiğimiz günlerde büyük kanallardan bir tanesinde bir gazeteci çıktı ve dedi ki eğer bugünkü iktidara ram olmazsanız hayat hakkınız olmaz dedi. İş buraya kadar geldi. Sürekli sınavlar yapılıyor. Hakimlik, savcılık sınavları yapılıyor. Devlet kademelerinde eleman alma noktasında sınavlar yapılıyor. Siz zannediyor musunuz ki o sınavlarda yazılıda birinci olsanız dahi atamanız yapılacak? Neyse. Yapılamaz. Ya iktidara biat edeceksiniz ya da birilerine rağm olacaksınız. Yazılı sınavda birinci olsanız dahi mülakatta eleneceksiniz. Bu iki, iki daha dört. Gençler bunu gördü artık bu ülkede çalışarak, didinerek, bilgi birikimi edinerek bir yere gelinemeyeceğini gördü ve anketlerde gençlerimizin çok büyük bir kısmı ülkeyi terk etmekten bahsediyor. Ülkede gelecek görmediğinden bahsediyor. Bütün bunları görüp de yanlışa ortak olmak yerine şeffaflık. Bugün şeffaflık diye bir şey var mı memlekette? Göremiyoruz hiçbir şeyi. Sayıştay raporlarını niye inceleyemiyoruz? Niye hemen sümen altı ediliyor? 19 bin liralık iş 17 milyon liraya yapılmış. Sayıştay raporunda görüldü bu, belgelendi. Kim hangi işlemi yaptı? Hiç kimse hiçbir işlemi yapamadı. Denetlenebilirlik. Bugün hükümeti denetleme mekanizması diye bir mekanizma yok artık. Denetlenebilir bir başkanlık sistemine Saadet Partisi tamam diyor. Ama bu şekilde tek adam tarafından yönetilen ve denetlenemeyen bir başkanlık sistemine Saadet Partisi'nin taraftar olması mümkün değil dediniz ya niye bu tarafla değil de bu tarafta oldunuz biz neyle ortaklık ediyoruz yani isimlere takılmıyoruz Hı. ben İsmail Şahin'le de ortaklık ederim kameraman arkadaşımla ortaklık edebilirim ama bana ortaklık teklifleri ne İsmail Şahin bana diyorsa ki arkadaş şu bardaktaki suyu eşit bölüşeceğiz şu kağıdı eşit bölüşeceğiz şu dosyadaki kağıtları bilgileri eşit paylaşacağız dedi. ben İsmail Şahin'le ortaklık ederim ama İsmail Şahin derse ki şu suyun hepsi benim şu dosyadaki kağıtların hepsi benim ben ortaklık edemem İsmail Şahin'le bu kadar basit şeyler onlar ama e, ciddi bir medya gücü var iktidarın, ciddi bir troll gücü var, ciddi bir parasal gücü var. Bizim sesimizi duyurmamız için e, gösterdiğimiz çabayla onların çaba çok çok yani arada uçurum var tabiri yerindeyse. Biz sürekli dillendirmeye çalışıyoruz ama halkımız e, şükürler olsun ki gerçekleri görmeye başladı artık iktidarın algı ile, operasyonlar ile bu süreci yönetmek için gayret gösterdiğini anlamaya başladı. İnşallah tez zamanda bu sıkıntılardan kurtuluruz diye ümit ediyoruz. Son bir düzenleme oldu aslında bu da çok bu bugünden sonra çok konuşulacağı benziyor. Sivil toplum kuruluşlarını evet, evet, terör örgütlerine finansalını engellemek amacıyla bir kayyum atama gibi bir durum söz konusu oldu. Meclisten de bu düzenleme geçti. Siz bu düzenlemeyi nasıl görüyorsunuz devletin? Sivil toplum kurutları devletin kurulları haline mi gelecek yoksa gerçekten terör örgütlerine yardım ve yataklık yapan sivil toplum örgütleri engellenecek mi? Yani aslında cevabı kendi içerisinde verdiniz. Yani çok işler acısı bir yasa cumartesi gecesi geçmiş oldu. Milletvekilimiz Abdurkadir Karaduman Bey de bunun mecliste geçmemesi için çok ciddi bir gayret gösterdi. Konuşmalar yaptı, vekillerle görüşme trafiği yaptı ama maalesef süreçle alakalı başarılı olamadı. An itibariyle e, hükümetin hoşuna gitmeyen e, bütün STK'ların e, başındaki idareciler görevden alınabilir. Yerine bir kayyum atanabilir. E, bunlar üzücü şeyler. Aynı şeyleri biz mahalli idareler seçimlerinde gerçekleştirdik. Yani cümlelerimin yanlış anlaşılmasından bir takım yerlere çekilmesinden de korkuyorum. E, Sayın Soylu dedi ki şu şu partilerin adaylarına oy vermeyin. Onları seçimlerden sonra görevden alacağız dedi. Seçimlerden sonra alacağız dedi. Biz de dedik ki ya arkadaş eğer bu adamın suçu varsa aday olabilmek için adliyeye gidiyorsun, E-Devlet'e giriyorsun, bir sabıka kaydı alıyorsun, evet. temiz kağıdı alıyorsun. Madem siz bunu seçimlerden sonra alacaksanız bugün alın, aday yapmayın. O temiz kağıdını niye verdiniz sorusunu sorduk. Yok dediler. Yani neticesi belli. Nasıl ki de programın başında ifade ettik. Asgari ücret rakamına görüşmelere başlandığı gün belliydi. Pazarlık etme şansı yoktu. O gün mahalli idareler seçimlerinde de e, seçimlerden önce kaybedeceklerini bildikleri halde kazanacak adayları cezaevlerine koydular. Bugün de aynı şekilde muhalefet eden STK'ların hepsi e, ciddi bir risk altında. E, bir yazar, Yeni Şafak yazarlarının bir tanesi dün önemli bir tweet attı. Çok tehlikeli işler yapıyoruz dedi. Bakın dedi hükümete ben bunu uyarıyorum dedi. Bu yasa derhal geri çekilmelidir dedi. Önemli bir yazar. Daha sonra öğleden sonra bir tweet daha attı. Dedi ki Sayın Soylu beni aradı. Ee, kesinlikle o kaygılarından yer olmadığını, böyle bir yanlışlık olursa bu yanlışlıkla bizzat kendisinin mücadele edeceğini söyledi. Bakın yasanın böyle bir yanlışlığa müsaade etmeyeceğini söylemiyor. Ne? Bu yasa diyor böyle bir yanlışlık yaparsa diyor bundan bizzat ben mücadele veririm diyor. İsmail Bey kimse ölümsüz değil. Kimse sonsuza kadar o koltuklarda kalıcı değil. Biz adalet mefhumunu yasaları doğru bir şekilde uygulayamaz olursak, bugün X partisi gelir, yarın Y partisi gelir, hoşumuza gitmeyen şeyler olabilir. Çok basit. Başörtüsü dönemini siz de ünivatifte okudunuz evet. yanlış bilmiyorsam. Siz de okudunuz, ben de okudum. En zirvede olduğu dönemlerde biz tahsilimizi yaptık. Başörtüsü serbestliği yasalara falan gelmiş değil. Sadece iktidarın uygulama penceresinden baktığımızda, bugün başörtüsü serbest. yasalarda da geçmiyor. Yasak Yasak olduğuna dair de madde yok herhalde. Madde yok. İşte tamamıyla uygulayıcı ile alakalı bir durum var. Bugün de diyorlar ya hani iktidar yetkilileri adalette reform yapacağız. Adalette reformu da bence şu an için aciliyeti yok. Mevcut yasaları bir doğru düzgün uygulayalım. Hakimler, savcılar vicdanları ile, dosyada yazanlarla, yasalarla, anayasayla karar verme serbiyesine bir kavuşsun. Ondan sonra reformdan bahsedelim biz. Eğer o hakimlere, savcılara serbestlik vermeyecek olursak, siz ne kadar adalette, yasalarda reform yaparsanız yapın, bir anlam ifade etmez. Yakın tarih, konuyu balyozu yaşadık biz. Ve biz o dönem çıktık Saadet Partisi olarak dedik ki, E iktidar yetkilileri yanlış giden bir şeyler var, bir oyuna getiriyorsunuz dediğimizde, ne dediler? Ergenekon'un dinci ayağı da Saadet Partililerdir ifadesini kullandılar. Zekeriya Öze, zırhlı araçlar onlarca koruma tahsis ettiler. Biz daha da bakın etmeyin eylemeyin deyince, ya memleketi bağırsakların temizliyor, siz neden bahsediyorsunuz dediler. Aynı isimler, Zekeriya Öz'e e, makam aracını, e, şahsi onlarca korumayı tahsil eden insanlar, belli bir müddet sonra Zekeriya Öz'ü Tukak'a ilan ettiler. Korumalarını çektiler, makam aracını çektiler. Tutuklamak için şimdi dünyanın dört bir tarafını arıyoruz. Korumayı veren de aynı isim, korumayı alan da aynı isim. Bugün adalet reformdan bahseden aynı isim. Nasıl bir e, bu işten doğru bir şey bekleyebiliriz ki? Mümkün değil. Evet. Önce uygulayıcılar olarak bizim, e, yasalara göre hareket edecek bir ortam oluşturmamız gerekiyor. Ben şu an için adalette reformdan ziyade adaletin doğru uygulanabilir yasaların doygu doğru uygulanabilir serbestiyetinin gelmesi taraftarıyım. Başkanım, genel başkan yardımcısınız. Ulusal mı gidelim, yerele girelim mi diye bir tereddütteyim aslında. <laughs> ee, bir son sorumu sorayım İsrail'le alakalı. Sonra, Sonra bir abi, iki niye, de... Niye böyle Yok, son oldu? <laughs> vakit var. Biraz daha. Sonra bir iki de yerel e, konuya evet, gireyim. Evet. İsrail'le bir normalleşme sanki adımları atılıyor. Saadet Partisi de buna itiraz ediyor. Sosyal medyada da görü, görüyoruz. Normalleşmeyin e, şeklinde uyarıyorsunuz. E, böyle bir şey mi sezinlendi? dedi? Sayın Cumhurbaşkanımız e, Cuma namazı çıkışında açıklama yaptı malumunuz. Biz İsrail'le istihbarati anlamda diyaloglarımız sürekli devam ediyor. En tepeyle ufak tefek sorunlarımız var. E, ama Filistin bizim olmazsa olmazımız, kırmızı çizgimiz. Ama İsraille normalleşme istiyoruz açıklamasını yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı yaptı bu açıklamayı. Haliyle e, biraz önce Zekere Öz örneğinden bakarsak, bugün o şekilde açıklama yapılması gerekiyor herhalde ki böyle hmm. bir açıklama yapıldı biz Van Minute'ları gördük, biz Mavi Marmaraları gördük, biz tazminat davalarının geri çekildiklerini gördük, biz Kudüs'ün ikiye bölünerek Doğu Kudüs, Batı Kudüs'leri gördük. Bütün bunları yaşamış bir milletiz. Ama Türk toplum olarak şöyle bir sıkıntımız var, çabuk unutuyoruz. Olan biteni çabuk unutuyoruz. Van Milletin söylendiği akşam 2009 30 Ocak'tı yanlış hatırlamıyorsam. Veya 29 Ocak 2009 yılı idi. Ee, one Minute'de hepimiz hoşlandık. Yani ben Saadet Partisi o dönem Melik Gazi ilçe başkanıydım Çok hoşlandım. Tebrik ettim. Ama ekranlara şöyle bir baktım. 15 dakika sonra o dönemin Sayın Başbakanı çıktı dedi ki ya benim tepkim İsrail Cumhurbaşkanı'na değildi. Benim tepkim moderatöre idi dedi. Hmm. Kimse o kısmı duymadı. One Minute'da birkaç seçim atlattık biz. Mavi Marmara geldi. Mavi Marmara projesi merhum Erbakan hocamızın projesidir. Bunu bizzat İHA Başkanı Bülent Yıldırım anlattı. Hoca bize bu projeyi verdi. Biz de hayata geçirdik dedi. Mavi Marmara ile iki tane seçim gitti. Mavi Marmara üzerinden. Dokuz tane şehit olan kardeşimiz üzerinden iki tane seçim aldı Adalet ve Kalkınma Partisi. Ve gün geldi Sayın Tayyip Erdoğan çıktı ve dedi ki ey İHA hacılar dedi. Mavi Marmara'yı oraya götürken bana mı sordunuz dedi. Evet. Otoriteden izin mi aldınız siz dedi bir seçim daha aldı onun üzerine. Geldik e, Batı Kudüs, Doğu Kudüs, İsrail'in başkenti, İsrail'in başkenti Tel Aviv. Ama Trump dedi ki e, burası Kudüs, Doğu olacak. Kudüs, ba Batı Kudüs olacak dendi ve o dönem meclisteki yazışmalarda İsrail'in başkenti Kudüs olarak yazdı. Bizim büyükelçimiz de bunun altına imza attı. Ama ekranlarda biz bağırdık, çağırdık ama imzaya gelince o imzayı attık. Bugün de normalleşmeden bahsediliyor. İsrail'le böyle bir konjöktür, e, iktidarın görevde kalmasını e, arzu eden taraflar böyle bir akıl verdiği gelince bütün komşularla değil. kavga mı edeceksiniz mesela? Kesinlikle, meselen? kesinlikle böyle yani bir şey. İsrail'le nasıl politika ya da Amerika'ya karşısınız, ee, İsrail'e karşısınız? Amerika'nın politikalarına karşıyız, Amerika'ya karşı değiliz. Biz Amerika'yla masaya oturup konuşabiliriz. İsrail'le oturup konuşabiliriz. Ama İsrail'in Arzu mevcut projesini, Fırat'la Nil arasındaki toprakların, büyük İsrail İsrail'in, e, yapma sevdasını da aklımızdan hiçbir zaman çıkartmayız. Hı. Suriye'deki oyun Büyük İsrail projesidir. Irak'taki oyun, Mısır'daki oyun, Yemen'deki oyun, Sudan'daki oyun, İran'daki oyun, Azerbaycan'daki oyun hepsi Büyük İsrail projesidir. Sene 2004 Condoleezza Rice ABD'nin Dışişleri Bakanı çıktı ve dedi ki Büyük Ortadoğu projesinin eş başkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanıdır ve bu projede de 22 tane İslam ülkesinin sınırı değişecek dedi. Bu 22 İslam ülkesinden iki tane kaldı İsmail Bey. Biri İran, biri Türkiye. Bugün sokaktaki cami cemaatine çıkın bir sorun Allah aşkına. İran bizim için dost mu düşman mı dediğimizde İran'a karşı müthiş bir nefret birikimi oldu. Ama bugün İsrail'i vurabilecek tek ordu, tek silah donanımı İran'da var. Bunu görmezden gelemeyiz. İran'da olduğu kanısında değilim. İran, Kendi saygı... açıklamaları öyle yani, oradan. İran orsaydı e, bir komutanları öldürdüklerinde boş araziye füze atmazlardı. Evet. Yani o şey var Dediğim gibi diyalog kapısın demiyorum. Yani cümlelerim yanlış anlaşılmasın. Bizim partimizin en büyük e, prensiplerin bir tanesi çatışma değil diyalog. Sömürü değil işbirliği. Bundan yanayız biz ve bununla alakalı sömürü yapan ABD'yi Avrupa'ya karşı D8'i ortaya koymuştuk. 8 tane Müslüman ülkeyi bir araya getirmiştik. Masaya yumruğumuzu vuracak bir hamle ortaya koymuştuk. Ama 18 yıl boyunca mevcut iktidar D8'i ağzına bir gün dahi almadı. İslam İşbirliği Teşkilatını niye kimse konuşmuyor? Hiç kimsenin gündeminde değil. ABD dedik, F-35'leri aldık. Yıllarca süren bir füze e, projesiydi o. Olmadı dedik. Rusya'ya döndük, S-400'leri aldık. 2,5 milyar dolar gibi korkunç paralar verdik. Avrupa'ya döndük. 17 Ekim çok iyi hatırlıyorum tarihi. 17 Ekim 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı çıktı ve dedi ki Avrupa Birliği bizim için bitmiştir artık dedi. Ne? Avrupa Birliği yok dedi. Bir ay sonra 20 Kasım'da Sayın Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki Avrupa Birliği bizim için olmazsa olmazımızdır. Avrupa Birliği olmazsa biz bir şey yapamayız dedi. Aynı cümleler bir ay içerisinde değişti. Biraz önce İsrail örneğinde verdiklerim, e, o bahsettiğim örneklerde yine arada bir iki yıllar var. Bu örnek sadece bir ay içerisinde oldu bu hadise. Bugün Trump seçimi kaybetti. Yeni bir politika çizdik kendimize. Yarın Putin'le aramız ne olur bilemiyoruz. Belirli bir kendi ayakları üzerinde duran bir dış politikamız maalesef yok. Konjektüre göre, değişmelere göre e, kim bize karşı biraz sesini yükseltiyorsa Diğer tarafa yanaşıyoruz. Zaman geliyor. O bize karşı sesini yükseltiyor. Diğer tarafa gidiyoruz. Bu şekilde bir dış politika yönteminin e, başarıya ulaşma ihtimali mümkün görmüyor. Evet, Başkanım. E, Kayseri yatırımları e, sizi memnun ediyor mu? Saadet Partisi olsaydınız Kayseri'de ne tür yatırımları talep ederdiniz bugün? Otoban istiyor Kayseriler. Otoban konusunda adım atılmış değil. E, Hava limanı terminalinde evet 10 e, yıllık bir sürecin sonunda temel atıldı. Hızlı tren konusu ha? Hala e, meçhul ne zaman geleceği çok fazla konuşulmuyor. Kayseri yeterince yatırım alıyor mu e, hükümetten? Kayseri'nin yeterince yatırım aldığını söylemek e, büyük bir saflık olduğu kanaatindeyim. bir Sürekli Ankara'ya gidip gelen biri olarak e, bu hızlı tren e, hikayesi de bizi yıllardır uyutunlara hayırla yad ediyorum. Yani o aradaki yolda e, hakikaten yorucu hızlı trenin olsa Konya'dan gelen arkadaşlar var. İki saatte Ankara'dan atlayıp Konya'ya gidiyorlar. Biz üç buçuk dört saat karayoluyla gitmek durumunda kalıyoruz. 2004 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam 150 tane fabrika temeli atılıyor şeklinde. Evet. Çok büyük reklamlar yaptık, çok büyük algı operasyonları yaptık ve o gün bugündür Kayserimiz devlet yatırımları noktasında her zaman ikinci sınıfta yer alıyor. Otobanımız yok, çevre yollarımız bile iki şeritli bir çevre yolu yaptık. Yani bunun izahı ben bir türlü anlayamıyorum. işte sabahları Ankara'ya Yol gelince, yaptık başkanım. Yani. düşüyorum iki şeritli bir çevre yol yaptık. Güney çevre yolu hala karınca adımlarıyla ilerleme noktasında. Organizelerimizin durumu ortada. Yol yaptık dediniz. Aklıma bugün sabah şöyle bir haberlere bakarken ne var ne yok diye baktım. 2007-2018 yılları arasında Türkiye'de 934 kilometre yol yapmışız biz. Aynı dönemde İspanya'da 2570 kilometre, Macaristan'da 1124, Polonya'da 974 kilometre yol inşa etmişiz. Yani bu ülkelerin yüz ölçümlerinin hepsi bizden çok daha küçük şeyler. Başka bir şey. Türkiye'de toplam otoyol uzunluğu 10 yıl içerisinde 1,5 kat büyümüş. Aynı dönem içerisinde Polonya'da 2,5 kat, Macaristan'da 2,3 kat, Romanya'da 3 kat, Çekya'da 2 kat, Bulgaristan hiç beğenmeyiz. Yani parası da bizden daha kıymetli şu anda. 1,8 kat, İrlanda'da 3,4 kat büyümüş. Çok enteresan yani yol yaptık derken yol da yapamamışız. Ben e, bu yoldan dolayı teşekkür ediyorum. Ciddi bir yatırım yapıldı ama çok çok gözümüzde büyütülecek bir yatırımın olmadığını Avrupa'da kıyasladığımızda e, görmüş olduk. Mesela 1995, 1990 95 yılları arasında 1002 kilometre otoyol inşa etmişiz İsmail Bey. 1990'lar boyunca yani o 10 yıllık süreçte 1433 kilometre yol inşa etmişiz. Son 10 yılda ise 934 kilometre yol inşa etmişiz. Yani bunlar da var ortada. Dediğim gibi yapılan hizmete nankörlük etmek olarak bu algılanmasın ama çok çok gözümüzde büyütecek yatırımlar olmadığını bir kere daha ifade etmek istiyorum. Kayseri oldum olası Kayseri işini bilir mantığı ile Ankara'ya servis edildiğimiz için yıllardır yatırımdan hep üvey evlat muamelesi gören bir yapıyla karşı karşıyayız. Tez zamanda şehri idare ettiğini iddia eden insanların da bir değişiklik yapılması gerekir. Bu en geç 2023'te olacak. Ama ben 2023'e kadar da bu seçimlerin gitmeyeceği kanaatindeyim. 2021'de de olmayacağı kanaatindeyim. Ama 2022 yılı çok büyük bir ihtimalle erken seçim yılı olacaktır. Pandemi ile ilgili bir kaç cümle daha alayım başkanım. Evet, bu pandemi hakikaten teşkilat çalışmalarını ciddi anlamda aksatıyor. Dünyanın baş belası sadece Türkiye'nin değil. Hakikaten zor bir süreç. Vefat eden birçok hemşehrimiz var. Ben Allah'tan rahmet diliyorum evet. onlara. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gerek hastanede gerek evlerinde tedavi gören hemşehrilerimiz var. Onlar da Rabbim tez zamanda inşallah şifalarını verir. Ee, Pandemi ile alakalı ben e, bir avuç sağlık çalışanının hakkını ödeyemeyeceğimiz kanaatindeyim. Hakikaten e, hayatlarını e, ciddi anlamda riske atıyorlar. E, hala özlük hakları alakalı tartışmalar var. Hala gereken hakları verilememiş vaziyette ama... En başta e, Sayın Sağlık Bakanı süreci iyi götürdüğü kanaatindeydim ama en son bir ay önce sayılarla hmm. alakalı e, onun da bizi yanlış yönlendirdiğini duyunca üzüldüm. Hmm. E, enflasyon rakamlarıyla, işsizlik rakamlarıyla, büyüme rakamlarıyla onlara alışmıştık ama <laughs> keşke hasta sayılarla oynamasaydık, hasta sayılarımızı gerçek anlamda verip de Türkiye'de yalancı bir bahar havası estirmeyip olayın vehametini ilk dalgada vermiş olsaydık belki bugün bu kadar her gün 250'yi aşan vefat sayımız olmayacaktı. Ee, yoğun bakım ünitelerimiz bu kadar yoğun olmayacaktı. Üzüldük. Ee, i̇nşallah tez zamanda e, bu sıkıntıdan kurtuluruz diye de ümit ediyorum. Peki başkan programın sonuna geldik. Ağzınıza sağlık. Hatırlatmak istediğiniz ya da duyurmak istediğiniz bir şey varsa alıp bitirelim. Evet ben teşekkür ediyorum. Ee, 18 yıl boyunca ee, ülkemizi yöneten insanlar maalesef e, kantarın ayarını bozdular. İnşallah bundan sonraki süreçte o ayar bozulan kantarı e, vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle hep beraber düzeltiriz. E, ve ayarı düzgün bir kantarda e, AK Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi, İYİ Partilisi, Saadet Partilisi, herkesin çıkıp tartılacağı bir e, sistem ortaya koyarız diye ümit ediyor, saygılar sunuyor. sizlere teşekkür ediyorum. Peki, çok sağ olun. Evet, bugün Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahmut Arıkan ağırladı. Kendisiyle ülke gündemini, Türkiye gündemini ve Kayseri gündemini ve yurt dışı gelişmeleri ele almaya çalıştık. Umarım sizleri de faydalı olmuşuzdur. Bitirdik. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.